Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Erdoğan'dan Rum ve Yunan'ı çıldırtacak hamle. Kanada ambargosuna Aselsan cevabı. Türk sihaları ABD'li şirketi korkuttu. Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı. Amerika tarihinde ilk ABD basını Ermenileri çıldırttı. Kosova Cumhurbaşkanının asıl suçu Türkiye'ye yakın olması. ABD seçimlerinde son durum. Biden kazanırsa Ortadoğu'da neler değişecek? Türkiye ve Rusya'dan 100 milyar dolar için yeni hamle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun, seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven, kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlere katılacağız ve Kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Karabağ konusunda da haklının yanında olduk. Azerbaycan'ın da hep yanındayız. Aliyev kardeşimle konuştuk." Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıldır topraklarından uzak kaldılar. Ne işiniz var Suriye'de, Libya'da diyorlar. Oralarda emperyalistler var ve biz onların karşısında durduğumuz için orada bulunuyoruz.'' Biz oralarda olduğumuz için şimşekleri üzerimize çekiyoruz. Biz IMF düzenini kırmasaydık hiç kimsenin bizden şikayeti olmazdı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, minarelerin burcuna, Karataşa kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak, duraksamak haramdır ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, Aselsan tarafından geliştirilen elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, sihalarda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı. Amerika Ermeni Milli Komitesi mektubunda sihalarda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi. ABD'li teknoloji şirketi Garbin ise Ermeni lobisinin iddiası üzerine Türk yapımı sihalar hakkında inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Azerbaycan ordusu Adere, Adam ve Hocavent yörelerinde devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirildiği bildirildi. Çatışma bölgesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusunun top atışları sonrası Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ alayında büyük kayıplar yaşandı. 6. Dağ alayı 1. taburunun D-30 topçu tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı. Açıklamada tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı. Azerbaycan ordusu 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan topraklarını işgal altında tutan ve 27 Eylül tarihinde sivil yerleşim yerlerine saldırı başlatan Ermenistan ile ilgili New York Times İstanbul'daki çalışanlarından Azerbaycan'a gidip Ermeni saldırılarını haberleştirmelerini istedi. Verilen talimat sonrası gazeteciler Ankara üzerinden Azerbaycan'a doğru yol aldı. Muhabirler tam Barda şehrine iniyor, Röportajlara başlıyorlar ve Ermenistan'dan Barda'ya füzeler yağıyor. Yıkılan evler, yaralılar, kanlar içinde insanlar, ambulanslar. Doğal olarak New York Times ekibi bu görüntüleri kaydediyor. 28 Ekim günü bütün bu gerçekler New York Times'ta yayınlanıyor. Bölgede yapılan röportaj ve izlenimleri haberleştiren New York Times herkesi şaşırtıyor. Ertesi gün ABD'deki Ermeni lobileri ayaklanıyor gazete binası neredeyse basılıyor. Yapılan haberler sonrası ilk defa bir ABD gazetesi Ermeni lobisi tarafından protesto edilmiş oldu. Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığını kazandığı dönemde savaş suçu işlediği gerekçesiyle istifa ettirilip Lahay'de gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Haşim Taci'nin tasfiyesinin nedenleri araştırılıyor. İfadeye çağrılıp soruşturma açılan Taci, mahkemenin kendisi hakkında soruşturma başlatması durumunda istifa edeceğini bildirmişti. Taci'ye saldırıların perde arkasında Türkiye yakınlığı ve FETÖ'ye karşı duruşu olduğu ifade ediliyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin Türkiye'nin bölgede TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile güçlenen varlığından rahatsız olduğu bildiriliyor. Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle TACI, ABD ve Batı'nın hedefi haline geldi. Bugünün zemini de aylar öncesinden algı operasyonları ile hazırlandı. FETÖ Soros işbirliğinin bölgedeki ismi Berat Buzal'a, MIT operasyonunda TACI'ye karşı çıkarak bu Avrupa ve ABD'ye karşı çıkmaktır demişti. ABD Başkanı Trump'ın Ekim ayında Beyaz Saray'da skandala dönüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ve Kosova Başbakanı Abdullah Hoti ile görüşmesi sonrası Kosova İsrail ile diplomatik ilişki kurma kararı almış, Taci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeterek yol alacağını ilan etmişti. Erdoğan görüşmesinden sonra Batı'nın Taci'yi siyasi olarak bitirmeye karar verdiği ifade ediliyor. ABD'nin tarihi seçiminde kazanan aday hala netleşmedi kilit eyaletlerde oy sayımının tamamlanması bekleniyor. Biden son yaptığı açıklamada, Pennsylvania'yı kazanmak üzereyiz. Hatta Nevada'da iki kat daha fazla öne geçtik. Bu yarışı net bir çoğunlukla kazanacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın başkan olması durumunda Washington'un Orta Doğu politikasında sert değişimler bekleniyor. İsrail-Filistin meselesi yeniden şekillenecek. Amerika'nın Mısır ve Suudi Arabistan ilişkilerinde ise kriz kapıda, İran ise yeniden masaya gelebilir. Trump'ın başkanlığı süresince Mısır, Suudi Arabistan ve İran politikalarından rahatsız olan Biden bunları değiştirme sözü verdi. Trump'ın Suudi Krallığı şartsız desteklemesini eleştiren Biden, Suudi Arabistan ile ilişkimizin yeniden değerlendirilmesi emrini vereceğim diyerek ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağı sinyalini verdi. Abdullah Çiftçi de bir tweetinde Kral Selman'ın İzmir depremi yardımını ABD'de Joe Biden kazandı, İran ile yeni anlaşma yapacak. Kurtar bizi Türkiye şeklinde yorumlamıştı. Biden, Trump'ın favori diktatörü olarak tanımladığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye verdiği desteği de eleştiriyor. Biden, normalleşme anlaşmalarını memnuniyetle karşıladığını, bölgedeki daha fazla ülkeyi benzer anlaşmalar yapmak için adımlar atmaya zorlayacağını söyledi. Ancak Trump'ın İsrail ve Filistinlilere yaklaşımını tanımlayan tek taraflılığa karşı olduğunu söyledi. Profesör Doktor Bilal Sambur Biden Türkiye gibi bir ortağını kaybetmek istemeyecektir. PKK YPG konusunda ise henüz nasıl bir adım atacaklarını söylemek için erken. Doğu Akdeniz konusunda ise gerilimi düşürecek, Türkiye ve Yunanistan arasında uzlaşmacı bir politika izleyeceğini tahmin ediyorum. Biden yönetimi S400 konusunda baskı yapar ancak Türkiye artık almış olmuş bitmiş diyerek kabullenebilir. F35 konusunda ise Türkiye'ye taviz verebilirler dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye ile Rusya arasında yeni karayolu taşımacılığı anlaşması imzalandı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Alexis Semyonov, çok sayıda yetkili ve basın mensubu katıldı. Törende konuşan Samsar, imzalanan yeni anlaşmanın iki ülke arasında 1988'de imzalanan Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın yerini alacağını belirterek, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin özellikle son yıllarda her alanda ilerlediğini ve derinleştiğini görmekten mutluluk duyuyoruz dedi. Semyonov ise imzalanan anlaşmanın stratejik öneme sahip olduğuna işaret ederek bugünkü anlaşma karşılıklı ticaretimizin artmasına destek sağlayacak dedi.